Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video serisiyle karşınızdayız. Serimizin ismi faydalı bilgiler olacak. Çünkü yaptığımız sporla alakalı, tırmanış ve bisikletle alakalı faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Bugünkü videomuzun konusu çoğumuzun kullandığı Garmin cihazlarımızın Allah gecinden versin olası bir kaybolma durumunda bulan kişinin tabii ki iyi niyetine istinaden bize geri gelebilmesini sağlayan bir mesaj bırakmak adına olacak. Cihazımız açılırken normalde herhangi bir mesaj vermiyor. Ama biz birazdan size aktarmaya çalışacağım yöntemle beraber cihaz açıldığında istediğimiz herhangi bir mesajı, iletişim bilgilerimizi açılışta bulan insanın ya da açan insanın görmesini sağlayacak. Aslında birçok Garmin cihazının içerisinde personel bilgileri kısmında aslında iletişim bilgilerimiz var. Ancak bunu bulan insan bu bilgiye sahip olmayabilir. İnceleyip içerisindeki personel bilgilerine ya da bu cihazın kime ait olduğunu inceleyebilecek bir bilgi seviyesinde olmayabilir. Yani bu cihazı hiç kullanmamış biri olabilir her şeyden öte. O yüzden cihaz açıldığı esnada bir mesaj veren ve sizin iletişim bilgilerinizi çoğunlukla yazabileceğiniz bir yöntem olacak bu. Umarım faydasını görürsünüz. Umarım zaten cihazlarınızı hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Her zaman ihtiyacınız olduğu zaman yanınızda olur. Şimdi nasıl yapılıyor ona geçelim. Arkadaşlar ben Garmin Edge 1000 kullanıyorum. Tabii bunun dışında dağcılıkta kullanmış olduğum farklı LTP GPS cihazlarım var. Bu cihazlarda da aynı durum söz konusu. Şimdi cihazımızı açalım. Görüyorsunuz cihaz açılışta herhangi bir mesaj vermiyor. Normal bir şekilde açılıyor. Öncelikle Garmin cihazımızı bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bağladıktan sonra dosyalar kısmından Garmin'imizin ana bilgilerinin bulunduğu dosyaya giriyoruz. Şuradaki klasör eğer Garmin cihazınızda herhangi bir SD kart varsa bu SD kartı görüyorsunuz. SD kart kısmında değil cihazın kendi dosyasına giriyoruz. Buradan Garmin klasörüne giriyoruz. Garmin klasöründen sonra öncelikle şuradaki Startup dosyasını kopyalayıp masa üstüne yedekliyoruz. Yedekleme işleminden sonra Startup dosyasını açıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyanın en alt kısmında burada zaten herhangi bir mesajınız varsa yazabilirsiniz. Buraya girmek istediğimiz yani bilgisayarımız açıldıktan sonra açan kişinin okuyabilmesi için bir mesaj bırakabiliyoruz. Ben şimdi bir mesaj bırakıyorum buraya. Böyle bir mesaj da vereyim. Şimdi bu dosyayı kaydediyorum. İşlem bu kadar. Şimdi cihazımızın bu mesajı alıp almadığını kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Bilgisayardaki işimizi tamamladık. Mesajımızı yazdık. Şimdi kontrolünü gerçekleştirelim. Yine cihazımızı aynı şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi
Startup dosyasındaki mesajımızın aynısı artık cihaz açılırken de gözükmekte. Buraya adresimizi yazabiliriz, e-mail adresimizi yazabiliriz, telefon numaramızı yazabiliriz. Dediğim gibi olası bir kaybolma durumunda bize ulaşabilme ihtimali biraz daha artmış olur cihazların. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayıp abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Mesajda olduğu gibi. İyi sürüşler, keyifli sürüşler ve güvenli sürüşler dilerim. Hepinize hoşça kalın.